Arkadaşlar bu drone'un nasıl kullanıldığı ile ilgili size birkaç fikir vereyim. Öncelikle bu drone'u uçurmadan önce her drone gibi kalibrasyon yapmak gerekecek. Kalibrasyonumuz ne şekilde yapılıyor? İlk başta cihazı açacağız. Sonra on tuşuyla klavye şeyi açmamız gerekiyor. Joystick'i. Ondan sonra bunun kalibre olması lazım. Kalibrasyonu da sol joystick'in sol kısmının aşağı indirip sol yapıyoruz. Sağ taraftakinde sağ sol, bir de alt tarafa doğru sağ sol. Bunu böyle yapıp birkaç kez yaptığımız zaman bu kalibre oluyor. O zaman da cihaz kontrolden çıkmamış oluyor. Bu kalibrasyon yapılmazsa bu cihazın kullanılma ihtimali sıfır. Bir de cihazın bu tuşu yukarı doğru kaldırıyor. Bu tuşu yukarı doğru indiriyor. Ondan sonra bu da sağ sol ve de yön tuşlarıyla yönlendirilebiliyor. Bu yön tuşu, bu da aşağı yukarı kaldırma tuşu. Bir de bu cihazın açılması için ilk başta ya iki tarafını bu tarafa veya iki tarafını dış taraflara doğru yaptığımız zaman cihaz çalışacak. Ondan sonra yavaşça yukarı kaldırıp daha sonra sağ sol yapmak gerekiyor. Ancak şu bilinmelidir ki bu ev drone'u değildir. Katiyen evde uçurmayın. Ama ben size ev içerisinde de uçması için koruyucusunu bağlayıp uçuş denemelerini yapacağım. Şimdi koruyucusunu bağlayalım arkadaşlar. Şimdi koruyucusunu bağladık. Burada da zaten yedek pillerimiz var. Şu yedek pilin orijinali takalım. Orijinali daha iyi bir şekilde uçuruyor. Orijinal olmayan yedek piller daha az sürede kalıyor yukarıda. Şimdi arkadaşlar size test uçuşunu yapacağım. Ama dediğim gibi kesinlikle bunları çocuklar için oyuncakmış gibi almayın. Bu sizin bildiğiniz oyuncak gibi değil. Amatör bir şey değil. Bu bir de çarptığı zaman her türlü kanat pervanesi bir yeri, koltukları da kesebilir. Elinizi de yarabilir. Elime değdi, komple elim kan oldu daha demin. Ancak bir saat kadar sonra düzeltelim. Şimdi size örnek uçuşunu göstereceğim. Ben size zaten bütün şeyleri gösterdim, fonksiyonlarını. Şimdi size örnek uçuşunu yapalım. Başta burayı açacağız. Açma yeri. İçerisinde SSD kartımız var. Daha sonra keyboard şeyde joystick'i açıp ses gelecek. Bu şekilde kalibrasyon yapacağız. Bu şekilde birkaç kez. Yoksa bunun askıda kalma ihtimali zayıf. Hiçbir şekilde uçmaz. Uçsa bile kendinden sağa sola atıp durur. Yani hiçbir şekilde performans alamazsınız. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Drone'umu açtım. Bir saniye. Açılınca tam ışıkları yanmadığı sürece bu drone kalibrasyon olmadığını gösteriyor. Ses gelmesi lazım şu anda. Şimdi açıyorum. Şu anda klavyeyi görmedi. Bir kere daha kapatayım, açayım. Şu anda yine görmedi. Kapatıyorum, açıyorum. Heh, ses geldi. Şimdi şeyi açıyorum, kumandayı. Kumandayı yine görmedi. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Tekrar açıyorum cihazı. Cihazı açtım. Şimdi kumandayı açıyorum. Bu şekilde. Olmadı. Saniye. Cihaz çalışmadı. Şimdi tekrar deniyoruz arkadaşlar. Şimdi cihaz burada gösterge gördü. Şimdi kalibrasyonu yapıyoruz arkadaşlar. Bu kalibrasyonu yapmazsak kalibrasyon yapılırken cihaz sönüyor, tekrar oluyor. Şimdi arkadaşlar cihazı kalibre ettik. Şimdi ev modu, evde bunun uçum denemesini yapıyorum. Size zaten joystick'i tanıtmıştım. O şekilde uçuracağım. Yavaş yavaş
joystick'i kaldırıyorum. Cihazı çalıştırmak için bu şekilde yapıyorum. Şu anda kaldırıyorum cihazı. İlk uçuş denememiz biraz problemli oldu ama sorun değil. Bu uçuşumuza devam edeceğiz. Şimdi bir kere daha çalıştırıyorum. Arkadaşlar bahsettiğim gibi cihaz güzel. Şu anda kamera tuşuna bastım arkadaşlar. İşte ev modunda bu şekilde istiyoruz arkadaşlar. Şu anda video çekiyor. Videoyu çektiğinde iki tane kırmızı ışık yanıp söndüğü için şey yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Bunu bu şekilde uçuyor ama dediğim gibi bu ev drone olmadığı için böyle ufak tefek kazalar meydana gelebiliyor ama evde de uçurabildiğiniz şey bu şekilde. Drone uçağında video çekiyor ama evde bu şekilde kullanıyor arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Burada da bir kaza oldu. Videomuzun bazen takıldığı zaman bunun pervaneleri çıkıyor. O pervaneleri takmak gerekiyor. Pervanelerin iki tanesi saat yönüne, diğerleri de saat yönünün tersine olarak uçuyor. Ama size hani bu video bunu uçurmanın ne kadar zevkli olduğunu anlatamam. Almak isterseniz yani evde bunu uçurmayın arkadaşlar, tavsiye ediyorum. Ama sokakta her yerde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok zevkli. Bunu kendi başına bıraktığımız zaman hafif yukarı gidiyor arkadaşlar. Bunun daha değişik drone kullanım videosunu diğer videomda vardı. Kanalımda diğer. Onu da seyredebilirsiniz ama bu yarı profesyonel bir drone. Ama hakikaten zevk veriyor yani. Bir arkadaşlar bir özelliğini daha göstermek istiyorum. Bu tuş video alıyor. Bastığımız zaman cihazın kırmızı lambaları bir yana sönüyor. Bu tuş ona yarıyor. Bu da spesifik olarak ekranın kamera modu. Bir tane bastığımız zaman kamera çekiyor. Ondan sonra şimdi videoya çekmeye devam ediyoruz. Şu tuşta. İş bittikten sonra buraya bastığımız zaman video duruyor. Şimdi bir kere daha. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunun şeyi koptu. Pervanesi koptu. Pervanesini değiştirmek gerekiyor. Şu anda yedek pervanemiz. Arkadaşlar uçuş yaparken kanadı koruyucuya takıldı. Ondan dolayı pervanesi koptu. Bunu değiştirmek gerekiyor. Bunun da pervanesinin yönleri var. AB diye.
bir tarafı saat yönüne, bir tarafı da saat yönü tersine. B pervanesini çıkartalım arkadaşlar. Çıkarttık. Bundan sonra B pervanesini. Bakın burada da B yazıyor. Burada da B yazıyor. B'yi takıyoruz. B yerine A taksak bu hiçbir şekilde çalışmaz. Şimdi pervaneyi taktık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu cihazı 14 yaşından birlikte kullanabilir ancak. Niye diyeceksiniz, canlı olarak test ettik. Pervane bir elimdeydi. Pervane elimdeydikten sonra şiddetli bir şekilde kanama oldu. Yani bu cihazı aslında evde kullanmak yani tehlikeli. Nasıl tehlikeli? Elimizde şey yapabiliriz, kesebilir veya koltukları da kesebilir. Bu yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir elimizi dezenfekte edelim arkadaşlar. Şimdi dezenfekte ettik elimizi. Onun için bunları kesinlikle çocuğunuz için alacaksınız. Almayın. Çocuğunuz bunu kesinlikle kullanamaz. Dediğim gibi yaş sınırında uyarsanız iyi olur. Aslında dediğim gibi bunu evde uçurmak da uygun değil ama ben size nasıl kullandığı ile ilgili bir fikir sahibi edinmenizi istedim. Şimdi bir kere daha son olarak tüm komutları gösterdim arkadaşlar size. Kumandanın hangi modunda çalıştığını. Burası video yapıyor. Burası yön. Burası yukarı aşağı. Burası açma kapama. Bir kere daha sonra test uçuşunu yapıyorum arkadaşlar. İlk başta cihazı açmamız gerekiyor. Cihazı açtıktan sonra kumandayı açacağız. Yoksa çalıştığına dair şey oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu tekrardan çalıştırdık ama kalibrasyon olmadı. Kalibrasyon olmadığı için tekrar kalibrasyon yapmak istiyorum. Sağ sol, sol alt. Ondan sonra arkadaşlar bize size şeyi göstermek istedim. Koruyucu kılıfsız çalışmayı. Aslında bu normal kılıflarda koruyucusuz kılıfla çok daha rahat çekilebiliyor. Bunun zorlanması, cihazın zorlanması ne için oluyor? Bu koruyucusuz kılıftan dolayı oluyor. Yoksa bunun şarjı daha fazla gider. Aynı şekilde çok daha iyi uçar. Bakın koruyucusuz kılıfla kendine otomatik askıyı alabiliyor. Daha güzel bir şekilde de uçabiliyor. Yani koruyucusuz kılıfla kullanmak en mantıklısı ama ev içerisinde o koruyucusuz kılıfla maalesef ki kullanamıyoruz. Arkadaşlar bir evde uçuş modunu kullanmak istiyorum. Bunu da size göstermek istedim. Bunu başta 10 tuşu var. Onu açacağız. Daha sonra buradaki tuş var. Tuşu açacağız. Burada da SSD kartı var. Kamera çekimi için. Açıp evde uçuş modunu kontrol edeceğim. Bu kumandanı açtıktan sonra kalibrasyonu anlatmıştım zaten. Bunu aşağı yapıp sağ tarafa, bunu da sağ sol yapıp 2 defa 3 defa böyle yapacağız. Kalibrasyon olduktan sonra cihazı uçuracağım. Bu sağ taraf yukarı aşağı indiriyor. Sol tarafta sağ sol yapıyor. Ön arka pervanesini yönlendiriyor. Şimdi açıyorum evde uçuş modunu. Tuşunu açıyoruz. Açtıktan sonra zaten şimdi kalibrasyonu yaparken sağ alt, sol alt, sağ sol. Sol alt, sağ, sağ sol. Birkaç kez yapınca böyle bu kalibrasyonu oluyor. Şimdi oldu kalibrasyonu. Şimdi cihazı uçuracağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi evde bu şekilde uçurabiliyoruz arkadaşlar. İndirirken de bu şekilde indirebiliyoruz. Yani bir evde rahatlıkla kullanabilmek için ekran koruyucu, etraf koruyucuyla uçurabiliyoruz. Şimdi bir kere daha test uçuşuna devam ediyorum.
hakikaten bütün makine kontrol etmesi evde doktor. Şimdi... Normalde bu makineyi evde herkes kontrol edemez ama bir şekilde. Arkadaşlar, bu cihazı çalıştırmak için kumandayla ilk başta şunu sol tuşu, şu dip yerine, bunu da bu yere yaptıktan sonra otomatik çalışıyor. İndirirken de, kapatırken de bu şekilde yapıyoruz. Çalıştırırken şu şekilde de çalışıyor. Kapatırken ama bu şekilde olması lazım. Yani kontrolden çıktıktan sonra bu şey buraya basıp durdurabilirsiniz. Şimdi çalıştırdık arkadaşlar. Bunu zaten 14 yaşından küçük kişilerin hiçbir şekilde kullanmaması gerekiyor. Zaten talimatında da var. Bunu bu şekilde kullanıyorum.